Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın İl Başkanım, değerli parti meclis üyelerim, milletvekillerim ve Rize'de bizlerle birlikte iki günlük program için bize eşlik eden sevgili arkadaşlarım, değerli Rizeli vatandaşlarımız ve bugün bu açıklamayı tüm hesaplardan ve ekranlardan izleyen değerli yurttaşlarımız, bugün tüm ülkeye ulaşmamızda bizlerin yanında olan değerli basın emekçisi arkadaşlarımız, çayın başkenti Rize'den 83 milyonu saygı, sevgi ve dayanışma duygularıyla selamlıyorum. Bu arada Süper Lig'deki Rize Spor'a da başarılar dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Değerli arkadaşlar, 32 kişilik Cumhuriyet Halk Partisi heyetimizle iki günlük program için Rize'deyiz. Hepimizin bildiği gibi bundan yaklaşık bir ay kadar önce 23 Eylül'de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Rize'deydi. Gün boyunca tüm Rizelilere ulaşmaya, sorunlarını dinlemeye ve bu sorunlarla ilgili vatandaşlarımızın beklentilerini, önerilerini, taleplerini alarak Rize'den Rizelilerin büyük bir dayanışma ve ilgisinin ardından Ankara'ya döndü. Ardından Rize'de yurttaşlarımızın taleplerini, sorunlarını, önerilerini değerlendirdi ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda ne yapabileceğimizin çözüm önerilerini oluşturarak bizlere dedi ki, değerli milletvekilleri, Rizeli hemşerilerime bir söz verdim, onların sorunlarını dinledim, yeniden ilçe ilçe tüm Rize'ye bu sorunları nasıl çözeceğimizi, çözüm önerilerimizin ne olacağını anlatmak için gideceksiniz dedi. Biz de Sayın Genel Başkanımızın görevlendirmesiyle 32 kişilik heyetimiz ile Rizelilerle iki gün boyunca buluşacağız, bir araya geleceğiz ve bir ay sonra Sayın Genel Başkanımızdan sonra yeniden Rize'de iktidarımızı, Millet İttifakı'nın iktidarında neler olacağını tekrar paylaşacağız. Değerli Rizeli hemşerilerim, değerli vatandaşlarımız, önümüz kış, kapkara bir kış. Hele kifayetsiz yönetimin elinde daha da kararacak olan bir kış bizi bekliyor. Dolar hızla 10 liranın üzerine, 10 liraya yaklaşmakta. Akaryakıt istasyonlarında akaryakıta 2 günde bir zam gelmekte. Daha 40-41 lira, 41 kuruş zammın hemen arkasından geçtiğimiz gün 23 kuruş daha akaryakıta zam geldi. Yetmedi, kalorifer yakıtına zam geldi. Dün akşam Denizli'den bir hemşerim beni aradı. Dedi ki, sayın vekilim, kömür almak için, kışlık yakacak kömür almak için kömür satış mağazasına, satış yerine gittim. Kömür alamadım. Neden dedim? Geçen yılki aldığım kömürün ancak dörtte birini alacak durumdayım. Kömür bu kadar pahalanmış. Ben bu kışı nasıl geçireceğim dedi. Elektrik habire zamlanıyor. %40-45 kadar da zam yapılacağı bilgisi kulislerde dolaşıyor. Ancak bu zamlara bazıları mini mini diyerek görmezden gelmemizi bizlerden bekliyor. Değerli arkadaşlar, bu zamlar mini mini mi, vatandaşlarımız hiç de öyle görmüyor. Bu zamları mini mini diyerek yakacak kışlık kömür alamayan Denizli hemşerimizin derdine derman olamayız. Bu zamlara mini mini diyerek eşi pazar parası istediğinde cebinde kalan son 2 lirasını eşine verip ardından evin arka odasına geçerek yaşamından vazgeçen yurttaşın sorununu görmezden gelemeyiz, çözemezsiniz de. Yine
çocuğuna mama alacak, süt alacak parası olmadığı için şekerli su içirmek zorunda kalıyorum diyen annenin gözyaşlarını bu zamlara mini mini diyerek silemezsiniz. Yine eğitimini tamamlamış milyonlarca gencimiz her gün sabah iş bulabilmek için evinden çıkıp akşam eve döndüğünde işsiz ordusuna, işsiz genç ordumuza yenilerinin eklenmiş olduğunu görerek iş arama umudundan vazgeçiyor. İşte iş arama umudundan vazgeçmiş milyonlarca gencimizin umutsuzluğuna çare olamazsınız. Değerli yurttaşlarımız, değerli Rizeliler, 2001 yılı Türkiye'sinde ardı ardına her gün gelen zamlar sonrasında akaryakıt 2021 yılında, 21 yılın Türkiye'sinde ardı ardına gelen zamlar sonrasında akaryakıt istasyonlarında kuyruklar oluştu. İktidarın milletvekili dedi ki bereket kuyruğu. Değerli arkadaşlar, bu kuyruklar bereket kuyruğu değil. Her gün satın alma gücü eriyen vatandaşlarımızın çaresizliğinin kuyruğudur. Bu kuyruklar liyakatsiz kadroların elinde yönetilemeyip savrulan iktidar anlayışının sebep olduğu yoksullukla baş etmeye çalışan, açlık sınırının altında yaşamak zorunda bırakılan, ürettiğini zarara satmak zorunda kalan, zam gelmeden 3 kuruş ucuza akaryakıt alabilmek için akaryakıt istasyonlarına koşan vatandaşlarımızın yoksulluğunun kuyruğudur. Değerli Rizeli hemşehrilerimiz, sevgili vatandaşlarımız, Rize ilimizin en önemli geçim kaynaklarından birisi çaydır. Bunu dünya alemde bilir. 1924 yılında çay kanunu çıkarılır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk o günlerde bir talimat verir ve Ziraat Umum Müfettişi Zihni Derin'e der ki Rize'nin iklimi çay üretimi için elverişli görünüyor. Git araştır, eğer Rize'de çay üretimi yapılabilecek ise Rize'de çay üretimine başlanmasını sağlayalım der ve Rize'de ilk çay o dönemlerde dikilir ve çay Rize'de bir cumhuriyet kazanımıdır. Rize'de ilk çay fabrikası İsmet İnönü, Cumhuriyet'in ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından 1947 yılında Fener Mahallesi'nde kurulur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzlerce dikili ağaçlarından biri de Rize'ye dikilir, filiz verir ve hızla büyür. Bugün çay, Çaykur'a ait 47 fabrikada, özel sektöre ait 160 çay işleme fabrikasında Rize'nin ana geçim kaynağı durumundadır. İşte o tarihten sonra uzun yıllar Rizeli çay üreticilerimiz çay üretir, ürettiği çayı satar ve çocuklarını büyük şehirlere okusun, meslek sahibi olsun, vatanına, milletine faydalı bir evlat olsun diye gönderirdi. Bugün ise çay taban fiyatı ve kota uygulamalarında nedeniyle çay üreticisi 3-5 tüccarın eline mahkum edilmiştir ve ürettiği çay para edemeyen Rizeli çay üreticileri yıllardır, yıllar önce kazandığıyla çocuğunu büyük şehirlere gönderip okutma hayalleri kurup bunu gerçekleştirirken bugün çay üretiminden karnını doyuramadığı, evlatlarını okutamadığı için kendisi büyük şehirlerde iş, aş için ekonomik kaygılarla göç etmeye başlamıştır. Evet, Rizeli çay üreticileri ekmek davası için çocukları yerine kendisi artık büyük şehirlere gitmeye başlamıştır. Çay üretici sayımız Rize'de 2002 yılında 2002 yılındaki çay üretici sayımız 2019 yılına geldiğimizde o kadar düşmüş ki 199 binleri görmüş. Oysa bu 200 binleri aşan bir çay üretici sayımız vardı. Değerli arkadaşlar,
Çay üreticisi emeğinin karşılığını almak istiyor. Çay üreticisi büyük şehirlere ekonomik kaygılarla göç etmek istemiyor. Çay üreticisinin bu hale gelmesinde Çaykur'un çay işleme kapasitesinin oldukça düşük olması, çay üreticisi olmayanların yönetim kurullarında 2-3-5 maaşla yandaşların yerleştirilmesi, çay üreticisinin çayın sorunları için Çaykur yönetimlerinde yer almaması, Çaykur'un gelir getiren, kâr eden Çaykur'un varlık fonuna devrinden sonra da zarar etmeye ve zararın giderek büyümesine sebep olan iktidar anlayışının büyük kusuru vardır. Çay üreticimiz binbir emekle çayını üretir. Toplar, Çaykur'un önüne gider. Çaykur der ki olmaz, alamam. Kotan doldu. Ne yapar çay üreticisi? O gün çayını teslim etmek zorunda olduğu için çayını alır. Çaykur'un önünden, kapıdan geri çevrildiği için özel çay üretici işletmecilerine gider ve maliyetinin çok altında bu çayı özel işletmelere bırakmak, satmak zorunda kalır. Peki çay üreticilerimizin bu durumu düzeltilebilir mi? Üreticilerimiz yeniden teşvik edilip çayın bir stratejik ürün olarak Rize'de daha da güçlenmesi ve daha da dünya markası haline getirilmesi sağlanabilir mi? Elbette ki mümkün. Çay üreticilerimiz yıllardır bir çay kanunu talebi var. İktidarlar geldi geçti, Rize başbakanlar, cumhurbaşkanları gördü ama çay kanunu maalesef sadece seçim dönemlerinde bir seçim vaadi olmaktan öteye gidemedi. Seçim bitti, çay kanunu rafa kalktı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak çayın bütün bileşenlerinin de içinde dahil edildiği, il başkanımız, sayın milletvekilimiz Mehmet Bekaroğlu'nun ve örgütümüzün büyük katkılarıyla kapsamlı bir çay kanun teklifi hazırlandı. Ve bu çay kanun teklifi şu an elimizde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bölge milletvekillerimizin imzasıyla sunuldu. Bu çay kanununda çay üreticilerimizin taleplerinin tamamı karşılanmakta. Biz de diyoruz ki gelin iktidar milletvekilleri, siyasi hırsları bir kenara bırakın. Rizeli çay üreticisinin yıllardır beklediği ve sorunlarına çare olacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bekleyen bu çay kanununu bir an önce hep birlikte yasallaştıralım ve Rizeli çay üreticilerimizin karşısına başımız dik, hep birlikte çıkalım diyoruz. Bu çay kanunu ifade ettiğim gibi Rizeli çay üreticilerimizin talebidir ve Rizeli'nin talebidir. O nedenle çayın başkenti Rize'de bu teklifi ve bu talebi üreticilerimiz ve Rizelilerimiz adına tekrarlamayı da bir borç adlettim. Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı ile birlikte iktidara hazırdır. Bütün sorunların çözümü var mıdır? Evet, vardır ve mümkündür. Bu nedenle Millet İttifakı olarak milletimizin ufkunu karartan ve artık yönetilemeyen Türkiye'de savrulan milletimizin dertlerine çare olmak için kadrolarımızla iktidara hazırız. Ve iktidara geldiğimizde ilk bir yıl içerisinde yıllardır çay üreticilerimizin seçim vaadinden öteye gitmeyen çay kanununu çağrımıza rağmen mecliste geçirilemez ve yasallaştırılmazsa buradan açık ve net bir söz veriyoruz. Millet İttifakı'nın iktidarında ilk bir yıl içerisinde çay kanunu yürürlüğe girecek, yasallaşacaktır. Peki nasıl yapılacak? Çay üreticisinin de karar mekanizmalarında temsil edildiği, kaliteli çay üretiminin teşvik edildiği, üreticilerin bir yıl öncesinden ne kadar çay ekeceği, çay taban fiyatının ne olacağını bildiği, yani çay ektiğinde ne kadar para kazanacağını, ne kadara satacağının şeffaf bir şekilde bir yıl öncesinden bildiği ve
çay ithalatçısı durumundan çay ihracatçı durumuna geleceğimiz politikaları ve çay kanunu hep birlikte çıkaracağız. Çayda taban fiyat uygulaması ve taban fiyatın altında da çay alımını yasaklayan bir çay kanunu olacak. Çayda kota uygulamasına son verilerek Çaykur'un eski ihtişamlı, kâr eden ve çay üreticilerinin ekmeğini kazandığı ve hak ettiği bedeli aldığı bir kurum haline liyakatlı yönetimlerle iş başına getirerek olacak. Değerli arkadaşlar, tüm bunların yanı sıra sadece çay üreticilerimizin sorunlarını bu şekilde çözmekle kalmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı'nın iktidarında üreticinin üretiminde kullandığı mazot ve gübre üzerindeki her türlü vergiyi kaldıracağız. Çiftçilerimizin borçları silinecek, ana para uygun taksitlerle ve çiftçilerimizin ödeyebileceği uygun vadelerle taksitlendirilecek. Esnafımızın ödemek zorunda olduğu kiradan kira stopajı kaldırılacak. Elektrikte %18 olan vergi KDV %1'e indirilecek. Doğalgaz tüketimindeki KDV ve ÖTV kaldırılacak. Asgari ücret üzerindeki tüm vergiler kaldırılacak ve tabii ki her şeyden de önemlisi ordumuzun göz bebeği ve bugün yandaşlara peşkeş çekilen tank palet fabrikası kamulaştırılacak ve yeniden şanlı ordumuzun hizmetine sunulacak. Peki bunları nasıl yapacağız? Hep diyoruz ya biz konuştuğumuzda, kaynak nerede? Değerli yurttaşlarımız, Rizeli vatandaşlarımız, bizleri izleyen sevgili milletimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kaynakları güçlüdür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütçesi eğer yandaştan değil vatandaştan yana eşit hakça paylaşılacak bir yönetim anlayışıyla kullandırılabilirse bunların hepsi mümkündür. Tefecilere her saat başı 3.111.698 dolar ödemek zorunda bırakılan bu faizci düzene son verdiğimizde mümkündür. Beşli çetelere dolar yükseldikçe zenginleşen garanti ödemeleri ile keyif süren yandaş şirketlere akan muslukları kapattığımızda mümkündür. Ülkemizin kaynaklarını 84 milyon vatandaşımızla hakça paylaştığımızda mümkündür. Lüks, şatavat, gösteriş, 4-5 maaşlı bürokrasi anlayışına son verdiğimizde mümkündür. Liyakatli, siyaseti zenginleşme aracı olarak değil, millete hizmet makamı olarak gören, şeffaf, adaletli, hazineye giren her kuruşun hesabını milletimize veren bir yönetim anlayışıyla mümkündür. Ve buradan bütün vatandaşlarımıza söz veriyoruz. Millet İttifakı'nda tüm bunlar gerçekleşecek ve milletimiz adil, adaletli, hukukun üstünlüğüne inanmış ve Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandırıp güçlendirilmiş parlamenter sistemde demokratik temsiliyetin hayata geçeceği bir yönetimi hep birlikte kuracağız. Hep birlikte rahat bir nefes alacağız diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet. Değerli arkadaşlar, şimdi bu gün ve iki gün boyunca Rize'de bizlerle çalışma yürütecek değerli ekip arkadaşlarımızı sizlere tanıtmak isterim. Gülzar Bişar Karaca ben. Hep gittiğim yerde kendimi unutuyorum. Özellikle söyleyeyim dedim. Sayın Genel Başkan Yardımcımız, o da Rizeli hemşeriniz Sayın Yüksel Taşkın. Milletvekili, parti mensubiyemiz ve Bartın milletvekilimiz Aysu Bankoğlu bugün akşam aramızda olacak. Sayın Candan Yüceer, Tekirdağ milletvekilimiz ve parti mensubiyemiz bugün akşam aramızda olacak. Nurhayat Altaca Kayışoğlu, parti mensubiyemiz, Bursa milletvekilimiz bugün akşam aramızda olacak. Parti mensubiyemiz ve Samsun milletvekilimiz Neslihan Hancıoğlu. Gökhan Zeybek, parti mensubiyemiz ve İstanbul milletvekilimiz. Hasan Baltacı, parti meclisiyemiz ve Kastamonu milletvekilimiz. Gizem Özcan, parti meclisiyemiz.
Sevgi Kılıç, parti meclis üyemiz. Necati Tığlı, Türkiye Büyük Millet Meclisi katip üyemiz ve Giresun milletvekilimiz. O da bugün akşam aramızda olacak. Ali Fazıl Kasap, Kütahya milletvekilimiz. Atilla Sertel, İzmir milletvekilimiz. Aydın Özer, Antalya milletvekilimiz. Baha Ünlü, Osmaniye milletvekilimiz. Bayram Yılmaz Kara, Gaziantep milletvekilimiz. Burak Erbay, Muğla milletvekilimiz. Emine Gürüzar Emecan, bugün bütçe komisyonunda sunum nedeniyle bugün akşam aramızda olacak. İrfan Kaplan, Gaziantep milletvekilimiz. İsmet Tokdemir, Hatay milletvekilimiz. Jale Nursüllü, Eskişehir milletvekilimiz. Kemal Zeybek, Samsun milletvekilimiz. Mehmet Bekeroğlu, İstanbul milletvekilimiz. Tabii ki Rize'nin hemşerisi. Mustafa Adıgüzel, Ordu milletvekilimiz. Özgür Ceylan, Çanakkale milletvekilimiz. Polat Şaroğlu, Tunceli milletvekilimiz. Suat Özcan, Muğla milletvekilimiz. Suzan Şahin, Hatay milletvekilimiz. Süleyman Girgin, Muğla milletvekilimiz. O da bütçe komisyonunda akşam aramızda olacak. Sayın Turabi Kayan, Kırklareli milletvekilimiz. Sayın Mehmet Ali Çalkaya, önceki dönem Balçova Belediye Başkanımız. Sayın Fatma Köze, önceki dönem Kadın Kolları Genel Başkanımız ve şu an Genel Başkan Danışmanımız. Evet, değerli arkadaşlar, tabii ki aramızda İstanbul'dan gelen belediye meclis üyelerimiz, çevre illerin, komşu illerin il başkanları, belediye başkanları olacak ve hep birlikte iki gün boyunca Rizeli hemşerilerimizle, Rizeli vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz ve Millet İttifakı'nın iktidarında Rize'deki tüm milletvekillerinin Millet İttifakı'nda olacağı günleri hep birlikte kuracağız diyorum. Tekrar hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Aynı zamanda arkadaşlar, Millet İttifakımızın ve ittifak dışındaki diğer siyasi parti il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, yöneticilerimiz aramızda, onlar da bu çalışmalarda bizlerle birlikte hep beraber olacağız.